Sayın Özdağ, tabii biz bu programı yaparken izleyicilerimizden de o kadar çok soru yağmuru geliyor ki, bakın izleyicilerimiz diyor ki, ben diyorlar, yine Seyfettin Çile size de teşekkür ediyorlar, bir hukuk insanı olarak çıktı, ne diyelim, iddianame yazar gibi bir metin yazdı ve bunu TÜİK'e gönderdi. Şimdi sonuçlarına bakacağız nedir diye, ama diyor ki vatandaş, benim diyor ev sahibim diyor, benden TÜİK ENAG oranlarına göre zam istiyor diyor. Yani ENAG'ın açıkladığı, işte Meriçköy Atası'nın aşağı yukarı denk bulduğu o gerçek enflasyon rakamlarına göre ev sahipleri kira istiyor. Gıda o şekilde zamlanıyor. Ulaşım o şekilde zamlanıyor. Hayatın her alanındaki zamlar ENAG'a göre, Meriçköy Atası'nın açıkladığı enflasyona göre. Ama maaş zamlarına dönüp baktığınızda TÜİK'in açıkladığı oranlara göre biz zam alabiliyoruz diyor. Gerçekten burada büyük bir hırsızlık var. Büyük bir soygun düzeni var. Buradan devam edelim mi Sayın Özdağ? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Çile sizin de açacağı davayı? Özellikle Suat Özçelebi Bey'e uyarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada muhalefet hakikaten sınıfta kalmıştır. Bunda ben de dahil olmak üzere. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Milletimizden de özür dileyelim. Ama bunu telafi etmek için hemen hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla görüşelim. Ve nasıl bir suç duyurusunda bulunabiliriz, nasıl bir eylem yapabiliriz bu konuda? Bunun çalışmasını hep birlikte yapmanın yollarını araştıralım. Nasıl ki şimdi olağanüstü olarak parlamentoyu Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay davasındaki Yargıtay'ın kararını yok hükmünde saymış olması ve aynı zamanda da bunu sitesinde yayınlamış olmasından sonra nasıl ki ayın 14'ünde Ağustos'ta veyahut da 16'sında büyük bir ihtimalle 14 veya 16 ama 16 olacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili de muhalefetle beraber sadece Gelecek Saadet Grubu olarak değil diğer muhalefet partilerle de görüşelim ve nasıl bir yol izleyeceğimizi kararlaştıralım. Teşekkür ediyorum Suat Bey'e. Seyfettin Bey'e de bir vatandaş olarak Yargıtay Onursal üyesi olarak da ben buraya bir mektup yazıyorum. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım, sizi dava edeceğim demek de çok doğru bir karar. Biz de bununla ilgili olarak da hemen hukukçu arkadaşlarıma yazıyordum. Partideki hukukçu arkadaşlarımıza nasıl bir yol haritası çizebiliriz diyerek teşekkür ediyorum. 2003 yılına kadar biliyorsunuz en düşük emekli maaşı asgari ücretinden %47 daha fazlaydı efendim. Adalet ve Kalkınma Partisi vesayetçi yapılarla mücadele edeceğim diye çıktı geldi. Ve 2003'lü yıllardan itibaren ta ki 2017-25 Aralık 2013 sonuna kadar çok ciddi reformlar yaptığı görece olarak da söylenebilir bunu. Birileri görece olarak iyi diyebilir, biri yok canım görece olarak iyi değil de diyebilir ama ben orada 3 dönem milletvekili yaptım. Doğru işler de yapmışlardı. Ama kendileri daha sonra 2008 yılında tuttular bir 5510 sayılı bir yasa çıkarttılar. Kök maaş uygulaması çıkarttılar ve bundan sonra da kademe kademe emeklilerin biraz önce söylediği gibi en düşük emekli maaşlarından başlayarak bütün emeklilerin ve hatta memurların hatta kamudaki işçilerin de dahil olmak üzere onlarla ilgili her ne kadar sendikalaşma hakları olsa da yine onların da çeşitli zamanlarda maaşları ile ilgili bir çalındığı ortada. Bununla ilgili olarak da ben basın toplantıları yaptım, kürsü konuşmaları yaptık. Ama iktidarın hangi kurumuna güveneceksiniz ki? Hiçbir kurumuna güvenmiyorsunuz ki. Ne demek yani maaşların enflasyon oranını belirleyecek olan bir yer devlet kurumu olur mu? Böyle bir şey olur mu? Veya böyle bir devlet kurumu varsa bunun içerisinde objektif kriterler konulmaz mı? Objektif diğer unsurlar yerleştirilmez mi buraya? Nedir burada? İşte sendikal unsurlar buralara gelebilir mi? Burada bununla ilgili olan üniversiteler burada yer alabilir mi? Ortak akıl inşa edilebilir mi? 5 tane TÜİK başkanı değiştirilmiş çok kısa bir zaman içerisinde. Niye değiştiriyorsunuz bunları? İstediğiniz rakamları vermedikleri için bunları söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Vatandaş diyor ki ben ENAG'a göre hareket ederim. O diyor ki %100 %101 enflasyonu açıklamış. Öbür tarafta da diyor ki yok canım 61 açıklamıştı. Böyle kademe kademe aşağı doğru indirerek vatandaş hem karşılıklı olarak ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiriyorlar. Hem de dünyanın en fazla en pahalı gıdasını Türkiye bir tarım toplumu gıda fiyatları çok yükselmiş. Burada hükümetlerin istifa etmesi lazım. Hükümetin istifa ama böyle bir şey de yok. Bu hükümetin utanç hanesi her geçen gün artıyor. Ama istifa hanesinde hiçbir şey olmuyor bunlarla ilgili olarak da doğru söyleniyor. Bu süreç içerisinde de kesinlikle enflasyonu %42'ye çekeceğiz diyerek bir beyanatta bulundu biliyorsunuz Mehmet Şimşek Bey. Vay ya %42'ye çeksen ne olur Allah aşkına OECD ülkelerinin tamamını toplasak %42 etmiyor. Bugün %61 etse yine yetmiyor. Sonra da diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri çatlayacak yakında diyerek sabık bakan öyle söylüyordu biliyorsunuz bunları söylüyordu. O nedenle TÜİK'in rakamları
tamamen hükümetin istediği şeklindedir. Yani bir kişinin, Sayın Erdoğan'ın istediği şeklindedir. Bir kere TÜİK gıda sepeti, yani bu sepeti açıklamıyor, enflasyon sepetini açıklamıyor. Ve bir sendika, DİSK adlı bir sendika bunları mahkemeye verdi. Bunun açıklanması istedi ve mahkeme haklı buldu. Buna rağmen kallem ettiler. Açıklamıyorlar. Şimdi de kalkmışlar diyorlar ki işte bununla ilgili speküle edenler var. Bununla ilgili yazılar yazıyorlar. Bunlarla ilgili bunu söylüyorlar. Ama şunu söylememiz lazım. Ya siz önce şeffaf olmanız gerekiyor. Bir kere siz bu enflasyon sepetini açıklamanız gerekiyor. Açıklamıyorsunuz. ENAG kendisi yaptı diyorsunuz. Doğru değil. İT12'ne yine aynı şekilde çamur atıyorsunuz. Böyle bir ortamda TÜİK'in yapması gereken, eğer hakikaten şeffaf bir hükümet olsa, şeffaf bir iktidar olsa, denetlenebilen bir iktidar olsa, hesap verebilen bir iktidar olsa bunu yapmış olur. Ama yapmıyorlar. Neye güveniyorlar? Bunu da söyleyeyim. Ben buradan da şu zokayı da yutmayalım. Şuna güveniyorlar. İşte Dünya Bankası'ndan şimdi kredi alıyorlar. IMF'den almış olsaydılar aynı faiz oranında alırlardı veyahut da denetim mekanizmasına tabi tutulurlardı. Ama Dünya Bankası'nı alırken onları şartlarına göre hareket edeceğiz. Ve ardından da bu paralarla birlikte emeklilere birazcık seçime doğru yaklaşırken belki zam yapacaklar. Bakın enflasyonu da kademe kademe düşürdük diyerek bizi kandıracaklar. Ardından da emeklinin, memurun oylarına talip olacaklar. Çünkü Türkiye'de 15 milyon 750 bin emekli var. Yaklaşık 6 milyon da son 4 sene içerisinde çok ciddi şekilde memur artışları oldu, memur sayısı oldu 6, yaklaşık 16, 6 daha 22 milyon yapar yaklaşık 21 milyon 750 bin kişi. Çok büyük bir rakam bu demektir. Seçime doğru giderken bunları yapabilirler. Bunları yapmadan önce, yani seçim 2026'da olabilir benim tahminim, o şekilde 2026'da Türkiye'nin bir erken seçim yaşaması lazım. Çünkü kendileri de böyle bir erken seçimle evet, beraber Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar aday yapmak istiyorlar veya onun uygun görecek kişi, ama ben yine Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olacağını zannediyorum ve hesaplarında da şu var: bir anayasa değişikliği yok. Olursa olur, olmazsa olmaz diyorlar, ama anayasa değişikliğinde parlamenter sistem asla gündemimize yoktur diyorlar. Ne vardır diyorlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tescil edilmiştir. İki defa seçim kazandık. Seçim kazanmayı tescil olarak kabul ediyorlar. Ardından da sadece revize edilebilir diyerek de muhalefete böyle bir zokayı takdim ediyorlar. Nedir o revizede? %40+1. Evet. Ardından da nedir? Sayın Erdoğan'ın 4. kez seçilebilme şartlarını yerine getirebilmektir. Bununla ilgili çalışmaktır. TÜİK de burada bir manivelyadır. TÜİK'i de bu şekilde kullanıyorlar. Aynen yargıyı nasıl kullandılarsa bazı davalarda, aynen ekonomik kriterleri nasıl kullanıyorlarsa bazı konularda, nasıl ki dış politikada yine aynı şekilde savrulmaları ne şekilde, işte görüyor musunuz, biz şununla şunu yaparız, bununla bunu yaparız, Sisi'yi davet ederiz, Yunanistan'la ikili ilişkiler arasına gireriz. Ya düne kadar şunu söylersiniz, bunu söylersiniz. Bugün yaşadığımız Orta Doğu'daki krizlerin tamamı Türkiye'nin dış politikasını bir kişiye bel bağlaması ve onun aklıyla hareket etmesinin sonucunda da ekonomi burada, hukuksuzluk burada, keyfilik burada ve aynı zamanda dış politikadaki savrulmalar burada. Ve Türkiye'de de her geçen gün fakirleşen bir dilim var. Bu 60-65 milyon civarında bir insan, ama Türkiye'de zengin olanlar da var. Efendim oteller dolu. Efendim işte çok lüks arabalar Türkiye'ye giriyor. Doğrudur. 10 milyon çok zengindir. 10 milyon zenginliğe yakındır. 5 milyon da zengin olmak için çalışmaktadır. 25 milyon, eğer 85 milyondan 25'i düşerseniz 60 milyon da asgari ücretle yaşamaya devam ediyor. Hatta işsiz, bugün bir tadilat için insanlar gelmişlerdi, evet, sordum. Ne yapıyorsunuz diye sordum. 17 bin lirayla geçiniyoruz dediler. Ya insanlar 17 bin lirayla geçinebilirler mi? Mümkün değil. Asgari ücreti bugün, evet, Türkiye'de yoksulluk sınırının altına çeken bir yapıyla karşı karşıyayız. Buna karşı da muhalefetin daha ciddi şekilde direnmesi lazım. Bu direnç noktalarını Seyfettin Bey gösterdiği için ve Suat Bey de çok değerli bir teklifte bulunduğu için ikisine de teşekkür ediyorum. Meriç Bey'in de söylemiş olduğu rakamlarla da bizim de bu şekilde siyaset etmemiz, yapmamız gerekir diyerek de ona da ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Çok çok teşekkür ederim Sayın Özdağ. Meriç Kayatası'nın söylediği rakamları istemek lazım. Hem TÜİK'e baskı yapmak lazım, hem de iktidardan bu emeklinin cebinden, çalışanların geniş kesimlerinden cebinden çaldığı bu paraları iade etmesi noktasında iktidara da baskı kurmak gerekiyor.